Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Konferans attı, kitaptan okuyorum. Üniversiteli bir nur talebesinin beraatla neticelenen mahkemedeki müdafaasıdır. Niye yargılanıyor? Nasıl müdafaa ediyor? Adil mahkemenin muhterem hakimleri, dini ve şahsi nüfus ve maddi menfaat temin etmek amacıyla propaganda yapmakla müthem olarak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Şunu hemen beyan edeyim ki, bu ithamların hiçbirisiyle alakam yoktur. Esasen Sayın Savcı'nın beraat talebi de bu hususu teyit etmektedir. Kendilerine teşekkür ederiz. Zaten yapılan iddialar da herhangi bir delile dayanmamakta ve sadece vukufsuz ve selahiyetsiz bir ehli vukufun şahsi ve indi ve garazkar mutalalarına istinat etmektedir. Yani Risale-i Nur bastılar. Risale-i Nur'u 52'de basmışlar, gençlik reperini, ona ait müdafaa yapıyor. Basan nur üniversitelerin nur talebesi, gençlerin kurtulması için bastıkları Risale-i Nur'a gençlik reperini. Şimdi bu genç üniversiteli talebe müdafaa ediyor, mevzu o. Bu hususun siz adil Türk hakimlerinin gözlerinden kaçmayacağına kaniyim. Sayın ehli vukufun bütün iddialarını da reddederken şunu hemen belirteyim ki hem Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hem onun telifatı olan Risale-i Nur hem de Risale-i Nur'u okuyan tekmil nur talebeleri yapılan cümlesinden müberradır. Evet, bizler Risale-i Nur'u okuduk. Okuyoruz ve okumakta da hayatımızın sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu o tarihte söylüyor. Ve Risale-i Nur'un neşri için malik olduğumuz beşeri gücü de sarf etmekten geri durmayacağız. Mahkemede diyor, Bediüzzaman'a selam veren içeriği tıkılıyor. Adam böyle diyor. Süber abi Kur'an yazdı diye idamla yargılanmış. O dönemlerin müdafaası. Öyle dinlemenizi rica ediyor. Süber abi Kur'an yazdın diye idamla yargılanırken şöyle diyor. Eğer diyor kağıdı yok etsiniz, derini kağıt, mürekkebi yok etsiniz, kanımı mürekkep yapıp gene Kur'an'ı yazacağız diyor. Ve idamla yargılanan bir insanın müdafası bu. Bu da böyle diyor. Risale-i Nur'u neşettiniz diyor. Bu da bak ne diyor. Bizler Risale-i Nur'u okuduk, okuyoruz ve okumakta da hayatımızın sonuna kadar devam edeceğiz. Ve Risale-i Nur'un neşri için malik olduğumuz beşeri gücü de sarf etmekten geri durmayacağız. Başta Bediüzzaman olmak üzere yüzlerce binlerce Müslüman Türk evladı cehdle çalışmış. Ustad Bediüzzaman ruhlarını teslim ettikleri son dakikalara kadar bu cehdi devam ettirmişlerdir. Fakat hiçbirisi hiçbir yerde hiçbir şekilde bir defacık olsun maddi menfaat, şahsi nüfus gibi dünyaya bakan sakin gayelerle hareket etmemişlerdir. Buna şahidimiz evveliyatı yarım asrı bulan Risale-i Nur'un tarihçesidir. Başta 31 Mart Divan-ı Harbi Örfisi olmak üzere bugüne kadar ceyran eden yüze yakın Risale-i Nur ve müellifi ve talebeleriyle ilgili davaların her birinin ademi takip veya beraatla neticelenmesidir.
Risale-i Nur hakkında rapor veren ehli vukuflar daima tek noktada Risale-i Nur'un bu memleket için pek faydalı ilmi ahlaki eserler olduğunu, siyasi gayelerden uzak, maddi menfaatı nazara almayan bir Kur'an tefsiri bulunduğu noktasında ittifak etmişlerdir. Vukufsuz garaskar bir iki ehli vukufun mahkemeler tarafından kabul edilmemiş olan raporları konumuzun dışında kalır. Yine Türk Adliyesi'nin yurdun muhtelif yerlerinde verdikleri mutadid adem-i takip ve beraatlerle Nur talebelerine yapılan tarikatçılık, cemiyetçilik, menfaatçılık, şahsi nüfus, devletin temel nizamlarını dini esaslara uydurmak gibi isnatların zerre miktar hakikat payı ihtiva etmedikleri teslim ve nazar-ı ameye ilan edilmiştir. Hal böyleyken Risale-i Nur'dan, onu okuyanlardan ne istiyorlar ki mahkemenin birisi bitmeden diğer birisi başlıyor? Senelerdir adliyi fuzuli meşgul etmekten, hükümeti ve bir kısım memurları boş yere telaşa düşürmekten gaye nedir? Niçin binlerce, yüz binlerce asil Türk gençlerinin vicdanları tazip, huzurları ihlal edilmek ve yurtta bir mesele çıkarılmak isteniyor? Bu bitip tükenmeyen tezvir dolaplarının ipleri kimin elinde? Bundan sonra çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. İşte yüzlere çıkarabileceğimiz istifamlar, kısaca şunu söyleyeyim. Bundan sonra çok önemli. Asırlardır bu milleti kuvvetle, maddeyle, topla, tüfekle yıkamayan Türk'ün, İslam'ın düşmanları taktik değiştirmişler. Bir din yok edilmek, vicdanlardan çıkarılmak isteniyor. Bir millet yere serilmeye azmedilmiş. Gençliğinin dimağları boşaltılmak, bu boşluğu batıl fikirler, solak düşüncelerle doldurulmak isteniyor. Anasına itaat etmeyen, babasına hürmeti olmayan, hocalarına isyan eden, cemiyete isyan eden, ilahi kanunlara isyan eden, Allah'a isyan eden, kendine isyan eden, ne yaptığını bilmeyen bir asi gençlik meydana getirilmek isteniyor. Ve işte sinema köşelerinde kuyruk, sokak başlarında işsiz, kahve köşelerinde kumarbaz, mektepte başarısız, gazetelerde yazarlara sermaye haberlerde kaçak, cani, hırsız, ahlaksız ve kimsesiz. Ana ondan dert yanıcı, baba ondan şikayetçi, öğretmen ondan şikayetçi, polis ve hükümet ondan şikayetçi, pedagoglar onlar için toplanır. Eğitim kongrelerinde birinci sandalyeye onun konusu oturtulur. Mütefikirlerimiz onlar için kafa yorar, mürekkep harcar, kağıtlar kararlar. Fakat cemiyeti yiyip bitirmekte, anarşizmin korkunç gırdaplarına sürüklenmekte olan içtimai verem gittikçe had safhaya girmekte, ikinci derken üçüncü devreye vasıl olmaktadır. Biz bunun sebeplerini, müsebbiplerini ve ilacını düşünürken bir İngiliz müstemlekat nazirinin Kur'an-ı Kerim'i eline alarak, bu Kur'an Müslümanların elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya bunun kaldırılmasına veya çürütülmesine çalışmalıyız sözünü hatırlatıyoruz. Ve bu gazete haberi üzerine Kur'an'ın hakikatini neşredeceğim,
onun nuruyla küfrün zulümatını dağıtıp kafirlerin tecavüzatına set çekeceğim diyerek ileri atılan Bediüzzaman'ı ve bu hamlesinden sonraki tarihçi hayatını bir anda düşünce şeridinde fikrin gözüyle seyrediyoruz. Derken muamma çözülüyor, bütün istifamlar cevaplanıyor, içimizdeki iftira dolaplarını çeviren, fabrikalarını işlettirenlerin ipleri kimin elindeymiş, kimler namına sayu gayret gösteriyorlarmış, Bediüzzaman'ın gayesi neymiş, Risale-i Nur hangi maksat için yazılmış, Türk adliyesinin her defasında beraat vermesindeki isabet, garazsız, ehliyetli ehli vukufların ve Diyanet riyasetinin her defasında her bir eser ve her bir mektup için takdirkârane müsbet raporlar vermesindeki sır anlaşılıveriyor. Evet muhterem hakimler, yukarıda da izah edildiği gibi Risale-i Nur ahlaksızlık gırdaplarına batmakta olan cemiyet gemisini selametli ahlak sahiline çıkarmak ve onu kurtarmak için telif edilmiştir. Onu okuyan, onda bu hakikati gören yüzlerce, binlerce, yüz binlerce insan kendini o gırdaptan kurtarıyor. İmansızlığın ve onun neticesi olan ahlaksızlığın sıkıntısından, azabından kurtulup tahkiki ve hakiki imanın lezzetleriyle sükuna, emniyete kavuşuyor. Böyle bir insan kendine bu saadeti bahşeden bu müellife bir esere elbette minnettar olur. Ona karşı sırf Allah rızası için kalbinin derinliklerinden gelen ölçüsüz bir sevgiyle hürmet duyar, alaka gösterir. İşte size bir nur talebesinin objektif bir portresini çizdim. İşte size bir nur talebesinin objektif bir portresini çizdim. Ben de taklidi imanın kararsızlığından, istikametsizliğinden ve her çeşit tehlike ve sıkıntısından tahkiki imanın sahili selametine Risale-i Nur'u okumak suretiyle çıkmış. Bu sebeple onu kalben sırf Allah rızası için sevmiş ve onun neşini diğer muhtaçlara da duyurulmasını gayi hayal edilmiş Müslüman bir Türk genciyim. Risale-i Nur imani meselelerde hem ruha, hem kalbe, hem akla ve hem de 20. asır idrakine uygun bir tarzda izahatta bulunduğu için tesiri büyük oluyor. Bu sebepledir ki şimdiye kadar hiçbir nur talebesinin bir adliyeye intikal eden müstekreh bir hareketi vuku bulmamış, asayişi umumiyeyi ihlal eden, kanunlara uymayan hiçbir davranışı hiçbir zaman hiçbir yerde görülmemiştir. Risale-i Nur hizmetinden dünyevi hiçbir menfaat beklemez. Çünkü onun bağlı olduğu kutsi hakikat değil çürümeye, yok olmaya mahkum olan fani dünyaya, hatta kainata bile alet edilemez. Dünyaya bakan ciheti ahlaki düzeltmek, dünya ve ahiret saadetlerinin beraatı ve senedi olan iman-ı tahkiki Müslümanların eline vermek ve harici tecavüzata karşı manevi cihat etmektir. Bediüzzaman diyor ki, bir tek gayem vardır, o da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses alim İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücadelem ile inşallah Allah'ın huzuruna gitmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur.
Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki, Bolşevikler olsun, bu iman düşmanlarına karşı mücadeleyi açan dindar kuvvetlerle el ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına ve Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Komünizmin kızıl alevleri Anadolu'nun çatılarını ciddi tehdit etmeye başladığı bu günlerde bu çağrının ve bu davetin mana ve ehemmiyeti daha iyi anlaşılıyor. Risale-i Nur'un ehemmiyeti ecnebiler tarafından da bir ve hatta Almanya'da olduğu gibi kendi lisanlarıyla neşine başlamıştır. Aldığımız bir mektupta 15 ailenin Cenevre'de Risale-i Nur okuyarak Müslüman olduklarını yazıyordu. Daha da çoğaltabileceğimiz misalleri kısa kesiyorum. Muhterem hakimler, şunu beyan etmek istiyorum. Risale-i Nur 20. ilim asrının Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Bunu dikkatle okuyan bir Müslümansa taklidi imandan kurtuluyor. Ecnebi ise hidayete kavuşuyor. Dünyevi ve maddi hiçbir gayesi yok. O sadece ahirete, Allah rızasına bir vasıta yapıldığı için yapılan her çeşit istatlar, iddialar, asılsız, mesnetsiz birer iftiradır. Risale-i Nur zararlı değil, faydalıdır. Şüheda yurdu olan şu aziz vatana Risale-i Nur'u okuyarak hizmetten, fedakarlıktan başka hiçbir gayem yoktur. Binaenaleyh kitaplarımızın iadesini ve beraatımı ister, hürmetlerimi sunarım. Üniversite Nur talebelerinden İbrahim. Tarihçe ayet var mı? Bir tarihçe ayet hemen. Var abi. Ver abi. Bediüzzaman'ı zehirlediler. Sayfa kaç abi? 633. Bundan 7 sene önce kanunların çiğnendiği, beşer haklarının çarmıha gerildiği, hürriyetlerin hiçe sayıldığı, şahsı arzu ve ihtirasatın kanunlardan üstün tutulduğu bir devri rezilhanede Afyon vilayetinin Emirdağ kazasına 80'lik bir ihtiyar, bir din alimi sürülüyor. Nüfus kütüğüne kaydettirilip burada ikamete mecbur ediliyor. Tek gayesi Kur'an-ı Kerim'in ahkamını tebliğ, insanları doğruya, iyiye ve namusluluğa sevk etmek olan fikir adamı nefyediliyor. Her cephesinde kan döktüğü kendi öz yurdunda Engizisyon mahkemelerinin dahi insanoğluna reva görmeyeceği zulme, işkencelere tabi tutuluyor. Sakalına, bıyığına, kılık kıyafetine karışılıyor. Jandarma dipçikleri altında ölüme mahkum ediliyor. Sürgün olarak gönderildiği yerde dahi rahat bırakılmıyor. Ecdadından misafirperverliği, ihtiyarların, garip ve kimsesizlerin yardımına koşmayı miras alan her Türk gibi bu kaza halkı da ilmi eserleriyle, efal ve hareketleriyle müsellem olan bu zatın yardımına koşmayı vicdanı bir vazife telakki ediyor. İslam'ın ve ilmin izzet-i vakarının şerefle muhafaza etmesini bilen ve asla dünya zevkleri için mihnet kabul etmeyen bu şahsın siyasi hiçbir parti ve teşekküle katiyen alakası yoktur. Türkiye'de iman ve karakter sahibi her fikir adamına yapıldığı gibi bu kimsenin muhtelif defalar evi aranmış, mahkemelere verilmiş, bütün eserleri, mektupları en ufak teferruatına varıncaya kadar müsadere edilerek susuz yere hapishanelerde süründürülmüştür. Evet, susuz yere diyoruz. Çünkü vali ve kaymakamından tutunuz da karakoldaki jandarmasına varıncaya kadar ustada eza ve cefa etmek, hapishanelerde süründürmek bir vesile iftihar, şefin gözüne girebilmek, terfi makam edebilmek gibi sufli ıslarla yanıp kavrulanlar için ise bulunmaz bir fırsat olmuştur.
Bu zulüm, bu işkencenin sebeplerini o devrin dine karşı olan temayülünde vicdan hürriye İslamiyet'e yaptığı baskıda aramak lazımdır. Bu halin o devirde hiç de acayip olan bir tarafı yoktur. Zira o devirde memlekette dinsiz, materyalist, behimi hislerinin zebunu köle ruhlu bir nesil yetiştirmek istenirken bu zatın kendi hayatını istihkar derecesinde ortaya atılıp hürriyetle, ahlakla, imanla meşbu, hayvan hislerin esir olmayan bir gençlik istemesi ve bu uğurda çalışması elbette hoş görülmezdi. Millet haklarını çiğneyip milyonların sırtından ahtapotlar gibi geçinmeyi şiar edinenler için korkulacak bir haldir bu. Takipler, baskılar senelerce devam etti. Onunla konuşanların, mektuplaşanların, hizmetine koşanların evleri arandığı kendileri Afyon hapishanesinde çürütülerek çoluk çocukları sokaklarda sürülmeye mahkum edildi. Onun el yazması Kur'an-ı Kerim'i ile bunun tefsiri olan Risale-i parçaları birer hiyanet-i vatanı evrakıymış gibi müsaadele edilip savcılıklara devredildi. Muhakemesine mevkufen devam edilerek 20 ay susuz yere hapishanede bırakıldı. Öyle bir an geldi ki bu vakaların ceyran ettiği Afyon hapishanesi Allah'a inanmaktan ve onun emirlerini yerine getirmekten gayri hiçbir suçu olmayan masum vatandaşlarla dolup taştı. Onlara reva görülen zulüm, işkence şeytanları bile dehşete düşürdü, ayuka çıktı, vahşet halini aldı. Nasıl Kudüs-ü Şerif Yahudilerin vahşetine ve peygamberlere yapılan zulümlere sahne olmuşsa, Afyon şehri de İnsan haklarının çiğnenip vatandaş haklarının çarmıha gerildiği ikinci bir şehir oldu. 14 Mayıs seçimleriyle çeyrek asrın diktatöryası zirü zöber edilip çatır çatır yıkılırken millet kendi mukadderatına hakim olmaktan duyduğu hudutsuz bir sevinç içerisinde bayram ediyor. 14 Mayıs'tan sonra her şeyin değişeceğini beklerken yine görüyoruz ki vali ve kaymakamlar eski alışkanlıklarına devamdalar. Tahari memurları yine konuşan 2-3 vatandaşın peşinde ve yine Bediüzzaman'ın evi tarasut altında. Öyle ki bir jandarma çavuşu bile elinde arama emri olmadan Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile müeyyit bulunan mesken masumuna tecavüz ediliyor. Ve bu cüretkar bir türlü ceza görmüyor. Yine ustadın kılık kıyafetiyle uğraşılıyor. Devri sabıkta olduğu gibi ziyaretine gelenler yine kaydedilip karakollara çağrılıyor. Kendisini milletine haseden 80 yaşındaki ihtiyar bir din alimi öldürülmek isteniyor. Hem de Ramazan bayramı akşamı iftar yemeğine zehir konulmak suretiyle. Bu ne feci, bu ne tahammül edilmez bir haldır. Tecrit edilmiş daimi bir tarasut altında kapısında bekçiyim. O içeride ölümle baş başa bırakılıyor. Heyat, geliniz ey ehli İslam, hep beraber anlaşalım. Hayır hayır, gözyaşlarıyla feryat ile tedavisi mümkün değil bu derdin. Allah için uğraşalım. Nihat yazar. Bediüzzaman kimdir? Bediüzzaman mahut ve muhlik uçurumlarla dolu olan içtimai seyrimizi manevi değerler bakımından bir nuru imanı ve ziyai irşadı ile tahti emniyete almaya çabalayan ve bu hususta bilmenin kendi kendini idare etmek, bilmemenin körü körüne idare olunmak hakikatına vücut vereceğini halk kitleleri arasında temessül ettiren insandır. Bediüzzaman ahlakı kıymetler ve milli hasletlerin pozitif ilimlerle muvazi olarak kati mesafe edemediğini, bu mana ve şekil muvacihesinde yetişen çöl kadar kuru ve boş ruhlarla bulanmış gençliğin istikbalde milletimizin rü'yet ufkunda bir kara bela olacağı hakikat-ı katiyesini gözlere sokan ve çari halası da gösteren kimsedir. Bediüzzaman, şark ve garp arasındaki azim ufarakatın
şahsiyet mefhumunun daralma ve genişlemesinden neşet ettiğini gören ve asın maymun taklitçiliğine varan şahsiyetsizliği önünde şahsiyet mefhumunun ilahi yüksekliğini gönüllerin mihrak noktasında sembolleştirmeye tevessül eden alimdir. Bediüzzaman hür adamların hür memleketinin ilahi kuruluş felsefesini akıllara ve gönüllere nakşeden din adamıdır. Bu necip millet Bediüzzaman gibi nefsindeki menfaat butunu deviren insanların hizmetine çok ama çok muhtaçtır. Bediüzzaman Said Nur, güzel Türk vatanının yetiştirip bütün beşeriyete örnek insan olarak hediye ettiği büyük dahi, büyük mürşit ve muhteşem bir insanın ismidir. 90 yılı dolduran hayatının her günü birer nur halesi, birer fazilet ışığı, bir azim ve iman halkası halinde Türk nesillerinin ruhlarına, dimalarına girmiş ve bu nur senelerle birçok karanlık ruhları aydınlatarak onları doğru, güzel ve ışıklı yollara sevk etmiştir. İlahi bir zekanın remzi olan büyük Üstad Said Nur Hazretleri, Allah'ın müstesna bir lütuf ve keremi olan muhteşem davasını mümin bir azim ve celadetle bu aziz milletin hayrı, terakkisi ve yükselişi uğruna harcamış ve onun nuru Türk hudutlarından taşarak komşu memleketlere Pakistan ve Endonezya'ya kadar yayılmıştır. Bu nurun ışığı ve insanlara bahşettiği ahlak ve fazilet şüleğlerinin tek bir kıymet ve takdir ölçüsünde toplanması mümkün değildir. Ondaki azim ve irade, ondaki yüksek kanaat ve üstün insan vasfı hepimiz için örnek teşkil edecek kadar büyüktür. Yalnız biz değil, yalnız Müslümanlar değil, bütün insanlık bu büyük insanın şahsiyetinde asalet ve necabetin, ahlak ve faziletin ve bilhassa yüksek imanın bütün göz kamaştırıcı el müzeşlerini temaşa edebilir. Bütün Türk çocukları vatanlarının bu kadar ilahi bir zekaya, bu kadar muhteşem bir şahsiyete, bu kadar temiz bir insana beşik vazifesi gördüğüne iftihar edebilirler. Evvelki gün onun bir mahkemesi vardı. Bu mahkemeden iki şey öğrendik. Biri, asil ve genç Türk neslinin fazilet ve uluv-u ahlaka, yüksek inanç ve iradeye olan derin saygısı ve yüksek alakası. Diğeri de lükslerini, zenginliklerini, rütbe ve mevkilerini ve bugünkü fani ve sefil varlıklarını Türk milletinin sefalet ve geriliğinde arayan ve zehirli ilhamlarını ve direktiflerini ve kuvvetlerini milletler arası gizli, devirici ve bozguncu Türk düşmanlarından alan bir soysuzlar ve nesepleri belirsiz insanların takındığı tavır. Binlerce münevver Türk gencinin teşkil ettiği büyük topluluktan bir miktar irkilerek zehirli, melun ve müfsit kalemlerini korkak ve titrek dahi olsa sinsi sinsi aleti kullanan ve artık modası geçmiş olan palavralarla bu kıymeti küçümsemek isteyen grup. Şöyle bir mukayese edebiliriz. Üstad-ı Azam haşa mason üstad değil, masır olan büyük adam ve Hindistan'ın kurtuluş rehberi Mahatma Gandhi, biri İngiliz ceberutuna, İngiliz emperyalizmine ve onun korkunç istila ve istismarına baş kaldırmış, yıllarca büyük davasına hizmet ederek İngiltere'nin bütün haşmet ve kudretini azim iradesi önünde aciz ve mefluç bir hale getirmiştir. Bizim bu tipte yetiştirdiğimiz büyük insanın mücadele ve mesai hayatı ve şekli birincisine çok benzemekle beraber fazla olarak ona Cenab-ı Hakk'ın baş buyurduğu Müslümanlık ve iman nuru da kendi ziyasını güneş gibi İslam iklimlerine ve diyardan diyara aşırıp götürmüştür. Arada
Arada sadece büyük ve şayan-ı şeref bir fark vardır. Bu fark birincisine 400 milyona yakın bir insan topluluğunun gösterdiği sarsılmaz inanç, hürmet ve bağlılık. Bizimkine karşı da mahdut bile olsa bazı asalet fukarası soysuzların açığa vuran istifaf ve sinsi hücumları. Ya Rabbi, neden bizi böyle her kıymet ve fazileti paçavraya döndürecek kadar pespayeleştirdin? Biliyoruz sana karşı günahımız çok ve büyüktür. Yeter ya ilahi, yeter bu sukut bize. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.